Arkadaşlar bugün Türkiye'de güvercin konusunda çok iddialı ve nereden baksanız 50-60 yıllık soylara sahip çok değerli kuşçuk abimizin yanına geldik. Kendisinin kuşları Çorumlu Sülükembi'den gelme kuşlar, pala güvercinler. Bakalım nasıl bir kümes bizi bekliyor olacak. Hadi geçelim. Bir kuşçunun hayatı boyunca görebileceği en iyi kuş. En iyi kuş. Kurduğum kuş var mesela, yanar döner dediğimiz, içeride pala diyorum mesela. Benim kümesimin baş tacı. Ha bunların... Sırf palayı uçurmak için 3 hafta izin evet, var abi. Evet, 3 hafta izin ayrıldı. Kuşu kaldırdı, 40 dakika uçtu. 20 tane yaptı, 10 takla indi. Neye yarar? Tuttuğunuz zaman bir kuş her tutunduğunda taklayı 30 takla 40 takla vurur mu ya? Bulutun içine kadar gidiyor. Yani 50 yıldır en iyisi bu. 63 yaşındayım. Yani bunun daha iyisini görmedim. Görürsem onları beslerim. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar. Bugün yepyeni bir güvercin videosuyla tekrardan karşınızdayız. Güvercin besleyenler ve güvercin videosu izlemeyi sevenler için efsane bir ortam diyebiliriz. Yanımda da çok değerli bir isim var. Savaş abiyle beraberiz bugün. Ankara Lalahan'dayız. Savaş abi kendini bir tanıtır mısın abi? Teşekkür ederim Harun'cum, sağ olasın. İsmim Savaş Güleç. BOTAŞ'ta çalışıyorum. Belki 40 seneye yakındır kuş besliyoruz. Tabii fazla böyle şeyimiz olmadığı için yani çok reklamımızı olmuyor işin gerçeği. Yani sessiz yapıyoruz bu işi. Evet. Sessiz yapıyoruz. Hani gizli kral falan filan böyle ne bileyim taçsız kral gibi. Öyle yani. 40 senedir bu işi yapıyoruz. Yani kış demiyoruz, yaz demiyoruz. Vakit oldukça her zaman uçuruyoruz. Ama bizim buradaki sıkıntımız şu. Ben Lalahan'da oturuyorum. Mamak Lalahan'da. Buranın rüzgar sıkıntısı ve soğuk olması. Bir de evimin köşe başı olması. Çok kuşta bir performansı göremiyoruz işin gerçeği. Hmm. Yani kuş inceye zaman yoldan araba geçiyor. Veya köpek havlıyor. Veya yer kısa. Perdahlı kuşlar inmiyor. İnemeyince sıkıntı yaşıyoruz. Ya abi şöyle dediğin gibi güvercin işi tek bir faktöre dayalı bir iş değil. Birçok unsur var çevrede. Tabii işte tabii. Rüzgar, kedisi ayrı, köpeği ayrı, aynı. Yoldan geçen arabası ayrı. Evet. İşte senin vakit ayırabilmen ayrı. Şu an hali hazırda çalışıyorsun. Evet, evet. Hani bildiğim kadarıyla haftada yalnızca bir ya da iki gün burada uçum yapabiliyorsun. Şöyle her gün yapıyorum. İşten erken çıkıp gelme şansım. Şöyle orada hukuk müşavirliğinde çalışıyorum. Biraz daha böyle erken çıkma şansım oluyor. Bir saat, iki saat. Bir saat, iki saatte de kuşuna kadar olur. Sağolsun da önceden eşimiz yardımcı oluyordu bize. Kuş uçuruyorduk. Mesela diyordum ki WhatsApp'tan arıyorum işte şu kuşu uçurur musun? Uçuruyum. Uçuruyor ben gelene kadar. O zamana kadar ne yapmışsa zaten görme şansın yok. En azından antrenmanından geri kalmıyor. Cumartesi pazarda ben daha çok bakabiliyordum. Ama şimdi işe girince bizim kuş uçurma olasılığımız biraz daha düşük yani şimdi işin gerçeği. O zaman Savaş abi senin şimdi bu kadar emek harcadığın, zorlu şartlarda beslediğin kuşlarını biraz yakından tanıyalım mı? Tabii olur. Hadi geçelim o zaman. Savaş abi dedin ki bu kuşların soyu dedin, Çorum Sungurlu'ya dayanıyor, Sülükembi dedin. Evet, Sülükembi. Sülükembi'den Sülükembi, gelen kuşlar. Evet. Hikayesi nedir biraz daha detaylı? Ya şimdi şöyle, Sülükembi'nin oğlu var, Nihat abi dediğimiz. Natyolunda oturuyor. Bu kuşları daha önceden Akdere'de bir dumanlı erkek yakalıyorlar. Bundan belki 50 yıl, belki de 60 yani tam net bir şey söyleyemiyorum. Hani tarihinin ama çok eski olduğunu soyu biliyorum. Soyu yakalama olarak şöyle, evet. Onlar bir erkek yakalıyorlar. Dişisini de onların bir yağlı Arapları var. Yağlı Araplarına vuruyorlar. Altlarından işte yanar dönerdi, Arap'tı, dumanlıydı. Böyle kuşlar çıkıyor. Ben 99'da bu kuşları seyrettim. Bir ay özellikle bir Arap seyrettim. Bana vermediler işin gerçeği kuşu. Vermediler. Dediler ki arkadaşlık ayrı. İşlerinden olmadı. Dostluk ayrı. Hayır yok arkadaşım. Ama kuş işine geldiği zaman vermediler. Bana bu kuşları veren ismi Kenan, lakabı da Almancı Kenan diye geçiyor. Bolca selam olsun. Evet. Kendisi de burada zaten. Şimdi biraz sonra onunla da biraz röportaj yaparız. Onunla da bir sorularımızı sorarız. Çünkü ustalarımız yani öyle söyleyeyim. Ve bu kuşlar bana geldi. İçlerinden şöyle bakın bu kuşlardan çok dağıttık piyasaya. Şöyle dağıttık. Dikmen'de arkadaşlarımız var, yeğenlerimiz uçurdular. Olmamış çok taklalı. Ya şimdi bir kuş bir oyuna geliyor 40 takla vurur mu ya? 30 takla vurur mu? Yemin ederim öyle. 30 peki, takla. Sefer metraj olarak falan ya çok uçuyor metraj. Şimdi şöyle kuş daha böyle oturmamış. Hani havai başta. Ha o dönemlerde. O dönemlerinde 30 takla 40 takla. Çocuklar diyor ki abi ağır olmuş bu. Ağır olmuşsa ver. Elden çıkart. Olmamışsa ver.
sever, almamı sever. Ben buraya bu yarı yaparken 2004-2005'te başladım. 2011'de bitirdim. Yani kendi imkanlarımla yaptığım için. 2011'de taşındıktan sonra ben burada kuşları uçurmaya başladıktan sonra bu kuşların nasıl bir kuş olduğunu, o kadar taklasının olduğunu ve taklayı sonradan azalttığını, yani o kadar takla gelip oyuna mesela 20 taklayla da oynadığı zaman da oluyor. Yani olmuyor değil şimdi işin gerçeği. Ama bu işi uçura uçura öğrendik yani. Tabii tecrübe etmek zaten önemli. Evet. Ben kuşlar işte 2012-2013 gibi ben bu kuşları çözdüm. Ve ondan sonra da çok kimseyle de paylaşmadım bu kuşları. Kim de vardır? Dikmen'de Seyran tarafında Tarkan diye bir arkadaşımız var. Onda, onun abisi var Erkan. Onda ve özellikle bu kuşların esas özlerinden gönderdiğimde Kırşehir'de Kabak Metin diye geçer. Eğer Kırşehir'e bir gün yolunuz düşerse röportaj orada yapın. Yani şimdi Kabak Metin dediğiniz zaman Çiçek Dağı'nda herkes tanır. Sülük Emin'in soyunun peşine gittiğimiz bir video serisi yapalım o zaman. Evet, yani şimdi orada onun imkanı ve onun zamanı daha çok. Onun uçurma olasılığı çok. Başarı oranı %100 onun. Dumanlı da uçuruyor. Yanar döner de uçuruyor. Arap da uçuruyor. İçinden beyaz da uçuruyor. Zaten bu kuşlardan dumanlı da veriyor. Arap da veriyor. Beyaz da veriyor. Arabın altından beyaz çıkar mı diyorsun? Çıkıyor. En nazlı olanı o da. En zor söker. Yani şimdi bunların içinde renk tabii ki oyun olarak ayırıyor mu? Ayırıyor. Ama şöyle. Mesela yanar döner olanları çok uçuyor. Çok taklalı ve çok uçuyor. Böyle bir dersin ki ya böyle Harun bir kuşta bu kadar ciğer var mı dersin. Bunlar da var. Çok uçumdan kastımız süre olarak mı diyorsun? Süre yani? Olarak. Ya bir kuş hani bir gün uçurursun 4 saat uçar. Ertesi gün uçar. 10 gün uçar. 15 gün. Ya bunlar aylarca uçuruyorum. Hep çok uçuyor. Kaç yani, saat mesela? Ya 4 saat. 5 saat. Ama o da çok yorar ya adamı yoruyor. Ya yoruyor. Ama şöyle bakın. Oyun kuşu havada kalacak. Havada kalmazsa peki, kuş oynamaz. Peki bu 5 saatlik süreçte mesela sefer sayıları şimdi falan şöyle, nasıl oluyor abi? Haruncuğum, kaç dakikada bak, bir geliyor? İlk 2 saatinde veya 3 saatinde veya 1,5 saatinde işte 10 dakikada bir, 7 dakikada bir, 8 dakikada. Süre uzadığı zaman bu sefer oyuna geç geliyor. Nasıl geliyor? 15 dakikada, 20 dakikada. Tabii daha fazla yorulduğu için. Yoruldukça. Mesela yoruldukça kendini dinlendirmek için daha çok gezmeye gidiyor. Daha çok yükseğe çıkıyor. Yani dinlendirip geliyor. Şimdi neticede bir ciğerli bir hayvan. Şimdi küçücük bir ciğeri var. Bunun ne kadar yani performansı. Her geldiğinde bir de taklalı kuşlar. Her geldiğinde en kötü 7-8 takla vuruyor. 10 takla vuruyor. Tabii. Şimdi ne olacak? Şimdi bir de şunu da belirteyim. Bazı kuşçu abilerimiz hani bir şeyler anlatıyor. Doğrudur, yalandır bilmiyorum. Hani ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Kimseye de hani bir şeyim de yok. Ama bakın bu kuş da güvercinde aynı bir futbolcu gibi düşünün. Çıkarttım futbolcuyu. Bu hafta çok süper oynadı. Bütün kaslarını ağrıttı. İkinci hafta topa çıkarttın. Dökülüyor. Diyorsun ki bununla o bir mi? Kuş işinde de böyle. Şimdi kuş geldi sefere. 10 gün, bir hafta neyse oynadı. Diyelim ki 10 tane, 15 tane, 20 tane neyse yaptı bir hafta içinde. Uçurdun 4 saat uçuyor. Bir sefer kaslarım ne oluyor? Şişiriyor. Şimdi kuşun bir sefer performansı düşüyor. Birazcık dinlenmesi lazım. Dinlenmesi lazım. Ya dinlendirirsen bir sefer kuşun tüye girmesi. Bunu da ne yapıyorsun? Uçurmakla şey yapıyorsun. Çok uçan kuş da ne yapıyor? Sürekli uçuyor. Aynen. Dediğin gibi bu sefer şimdi dinlendireyim desen bir hafta mesela. Bir sefer hafta tüye girecek. Bir sefer geriyle gidecek. 2-3 gün ara vereyim desen her böyle haftada 2-3 gün ara vere vere tüye girecek. Aynen yarım olmaz. Kalacak. Aynen öyle. Öyle de bir sıkıntı ya var. Bunu uçura uçura. Yani dedim kuş işi. Birçok faktör var. Şimdi Haruncuğum bu iş zaten eski Osmanlı'da çok affedersiniz. Hani yanlış anlamasın gene kuşçu arkadaşlarımız. Şunu söyleyeyim. Fakir adama yani işi gücü olmayan adama veya işiyle ailesini geçindiren adama kuş beslettirmiyorlarmış. Çünkü işinden gücünden geç kalıyormuş. Bu bir gerçek. Doğru. Şimdi uçurdun, işe gideceksin, kaldırdın, sabah antrenman vereyim dedi. 3 saat uçtu. Şimdi sen bir gün işe hadi mazeret buldun, gittin. Ertesi gün aynısını yapacaksın. Bir günde bitmiyor ki. Ha, bir günde bitmiyor. Ne olacak? Patron kabul eder mi? Etmez. Bu işin püf noktası zaman. Emekli olacaksın abi. Emekli olacaksın aynen öyle. Ya da zengin olacaksın. Benzinliğin, ne bileyim işte fabrikan. Bu işleri seyistlik yapacak arkadaşın veya elemanın olacak. O uçuracak. Sen geleceksin, seyredeceksin. Evet. Bu şeyin noktası bu. Umarım herkes bir gün bu oyun noktasına varır diyelim abi. Çünkü ya şimdi bunun sonu yok. Dediğin gibi hani vakit ayırma anlamında umarım bu doyum noktasına evet. Herkes bir gün varır diyelim. Bir yandan da kanat seslerini duyuyoruz. Ya bir tane bir boz erkek uçurduk. Fena değil. Yukarıdan alıyor biraz ama şöyle bu da buradan hani bazı arkadaşlar söylemeye edebilir. Bir tarafı Suat Bektaş'ın kuşudur Avusturya'da. Bir tarafı da benim kuşum. Sağ olsun bana bir zamanında bir çift bozkirli göndermişti. Onunla benim kuşum eşleşmiş. Altından boz çıkmış. Güzel. Fena değil. Hani belki dört dörtlük değil ama güzel kuş. Hani çoğu belki kuş arkadaşımızın beğenip besleyeceği kuş. Böyle vakit buldukça kaldırıyorum. Bu arada abi kanat sesini duymuşken şeyi de söyleyelim izleyicilerimize. Senden ricam Ala Türkiye'ye özel videolar çekersen kuşun uçum videolarını. Evet.
senin kuşlarından da sefer yapan şöyle birkaç kuşun evet. videolarını izleyicilerle de paylaşalım. Şimdi Haruncuğum, bir tane bir dumanlı uçuyorum, ekebi kuş. Bir iki sefer böyle antrenman vermeye başladım, hastalandı. Geri düzeldi, tekrar hastalandı. Şimdi ufak ufak antrenman veriyorum, dişisi de kızmış. Eğer tabii videolarını çekersem paylaşırım, hani atarım size, siz de arkadaşlara gösterirsiniz. O zaman abi şimdi zaten sen bize yollamış olursun bu video yayınlanana kadar. Evet. Şimdi videomuzun bu kısmında kuşun uçum performansını izleyelim. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi kuşların böyle Arap kırganat, dumanlı kirli böyle şey yapar. Hemen hemen bir 7-8 yaşında bir Arap kırganatımız, Arap dişinin altından çıktı, ebe dişi dediğimiz. Bu dişi şöyle, kuşlar şöyle ayaklarında böyle çizmelik, beyazlıklar şöyle verir. Bu dişi de antrenman veriyordum. Geceye kaldı 2-3 sefer, vaktim olmadığı için mecbur kesmek zorunda kaldım. Bu kuş da Adil abinin geçen sene kupaya uçurduğum Arap'ın yavrusu. Adil Kayabaşı, bu abimiz biliyor bu kuşu. Buradan yani, selam olsun Adil abimize. Selam olsun Adil abimize de. Adil abinin kupasına uçurduğun kuşun yavrusu. Yavrusu bu. Hani performans nasıldı o zaman abi? Kupaya ne yazdırdı? Arap şey olan mı? O zaman 102 puan almıştı Adil abi. Birinci kaçla kapattı o sene? O senede birinci, yalan söylemeyeyim, herhalde 104'le. Benimki pardon 100.8 aldı. Birinci de 100.4'te herhalde. Yani Adil abininki ya da 140 diye mi diyeyim? 140 olabilir. 142 evet. falan ya da 148'di. 148'di senin de 100.2 ile. 2 aldı. 100.2'ydi. Şöyle onda da kupada da şey yapmam, rüzgar olduğu için burada rüzgar yatırdığı için hedeften çıktığı için şeyini saymadı mesela. Çünkü hedeften dışarı çıktığı için saymadı. Evet. Kaç metre abi? 40-50 metreleri var zaten. İsmim hani şeyde de paylaştım Facebook'ta. Şey olarak diyorum. Hedeften kaç metre dışarı çıkacağız? Şimdi şöyle buraya gelip oynadıktan sonra mesela 90 derece mi 60 derece diyor mesela. Hafiften yatırdığı zaman hedeften belli bir süreye kadar sayıyor. Belliden sonrasını saymıyor. Ne kadar da takla vursun, ne kadar da uzun gitsin saymıyor. 7'yi 5 geçe dedikleri var ya şöyle. O mu? Ya ondan yani biraz daha fazla. Çünkü hedeften çıkmıştı. Mesela buradan geldi, oynadı. Kavağın o tarafa geldikten sonrasını saymıyor. Kavağın oradan sonra sonrasını saymıyor. Çünkü buna da bir şey diyemez. Bu da rüzgarın etkeni. Şimdi rüzgar kuşa yardımcı olsa, alttan böyle şey yapsa, o zaman daha düzgün, daha dik gider. Ya da belki karşısından vursa falan. Tabii, yani. Evet. Şimdi rüzgar burada hep tersine esiyor. Böyle aşağıya doğru esiyor. Aşağıya basıyor. Yüzü bu tarafa dönük olup rüzgarda buradan esince kuşu dolayısıyla yani böyle hepten çıkartıyor. Mesela geldi, kuş şimdi şurada oynadı, bir döndü sırtını. Her kuş yani illa gelip de göğsünü rüzgara verecek diye bir kaydı yok. Aynen. Taklayı vurduktan sonra döndükten sonra geri toparlaması zor. O da evet. Allah ne verdiyse zaten yükleniyor. Talihsizlik olmuş. Talihsizlik oldu evet. Bir gün öncesi arkadaşımızla işte kupaya çağıracağımız gün seyrettik. 15 tane atladı o gün. Adil abiyi çağırdık. 11 tane atladı. 10 tanesini saydı. İnmeye geldi diye bir seferinde Adil abimiz o zaman şey yapmadı. Bu iş hani bırakayım mı bunu? O kanat kuyruk gördük mü abi şöyle? Tabii ben dizmişti. Yok, kanadını kuyruğunu dizdi. Antrenman verdikten sonra inmeyince geceye kaldı. Peki senin şimdi uçanlardan abi şöyle özellikle görebileceğimiz var mı? Kanat kuyruk dizmiş böyle. Şimdi şöyle Haruncuğum var. Tabii ki bak şu. Kaç tane hazırda kuşum var abi? Şimdi Harun hazır derken şimdi arkadaşım şu bunu hani. Hazırın da seviyesi var gerçi. O da şöyle, birazcık şöyle. Şey bir sorun. Şimdi vaktim olsa bu kanadını kuyruğunu dizmiş. Bir dumanlı ak kuyruk. Yavruluğunda uçurdum. İnanın hani bir kuşçunun seyredebileceği ya en üst düzeyde diyebilirim. Öyle mi? Aynen öyle.
Bir kuşçunun izleyebileceği en üst düzeyde kuş. 4 saat, 4,5 saat. İnan böyle buraya kadar gelip artık seferiniz ben sayma şeyim yok da. Nasıl diyeyim? Benim en çok özelliğim şu. Buradan kuşu seyretme şansım yok. Ya dışarıya çıkacağım ya tepeye çıkacağım. Ben kuştaki en büyük özellik benim kuşum nasıl geziyor, nasıl atıp geliyor. Öyle. Senin için önemli olan bunlar. Öyle fişek olan. Ya fişek de tabii ki önemli ama bir kuşu attın. Altın kuralların gezim ve atım mı abi? Yüksek uçacak, atacak, sesli soluklu oynayacak. Bu arada bu şu an mesela uçan kuşu da ben ara sıra gözüm takılıyor şöyle. Heh. Çok uzaklardan dolanıyor. Dediğin gibi birazcık alçaltması lazım sanırım yani, havadakini. Yani zaten bu antrenmanda şu antrenmanda evet. Şöyle antrenman veriyordum. Altında yavrusu vardı. Büyüsün diye büyüttü. Yeme vuracağı zaman biraz kırılmıştı. Bir de vakit olmayınca uçurmamaya karar verdim. Uçurmadım. Uçurmuyordum yani şimdi işin gerçeği. Onu da 3-4 gündür kaldırıyorum. Ama normalinde de zaten biraz yukarıdan alıyordu şimdi işin gerçeği. Şimdi hani 3 metreye gelmiyordu. Şimdi geliyor desem yalan olur. 5-6 metreden, 5 metreden falan patlıyordu. Alçaltmak için ne yapacaksın abi peki? Ya valla uçurmak lazım herhalde yani. Şimdi bunu da uçuruyorum. Mesela buna alçağa gelsin diye bir şey mi yapıyorum? İçgüdüsel demek ki. Bu geliyor. Yani özellikle bir şey yapmaya gerek yok. Varsa zaten tabii, alçaltacak aynen diyorsun. Öyle. Aynen öyle. Yani 4 saat, 5 saat yemin ederim bunu oturduk. Hani burada birkaç tane arkadaşımız da var. Seyrettiler bunu. Dumanlı kuyruk. Bir kuşçunun hayatı boyunca görebileceği en iyi kuş. En iyi kuş. Bu da torunun torunu. Bak sana içeri... kendini nasıl kanıtladı abi bu kadar? Sen şimdi ne kadar süre uçurdun bu kuşu? Şöyle ben bunu yavruyken 1,5-2 ay uçurdum. Her gün uçurmak şartıyla. Böyle tolu da yağmak. Geçen sene biliyorsunuz çok büyük bir tolu yağmıştı. Böyle abartmıyorum ceviz büyüklüğünde yağdı. Bilmiyorum Ankara'ya nasıldı, yağdı mı yağmadı ama inan o toluda bile uçurdum ben bunu. Allah Allah. Yemin ederim uçurdum. İnmek için artık böyle kendini inanın kümesin üstüne attı dedim ki yani yeter artık dedim. Ya bir kuştan daha bir şey beklemenin, uğraşmanın veya bir şeyin beklemenin. Artık taklalı da inmesin dedi yani. Yani aynen öyle. Zaten inse inecek yani. Şu an eke dedin değil mi? Eke. Tabii yavru. Yavru ekesi. Tabii yavrusunu da büyütmüş şöyle. Şöyle bir kanat yapısını falan görsek. Şöyle. Bazı izleyicilerimiz şeyi de merak ediyor. Kanat sayısı, kuyruk sayısı. Şimdi benim kuşlarımın çoğunluğu 13 kuyruk, 14 kuyruktu. Kuyruk sayısından ziyade kuyruk dizimi tabii. Şimdi kuyruk şöyle, tutumu, kuyruk kuşların, dizimi. Böyle kanadı kuyruğu zaten. Birdir zaten bu kuşların. Bu kuşların kanatları, kuyrukları bir ve güçlü bir hayvanlardır. Yani şimdi ben bunu ekeliğinde antrenman veriyordum. Vakit olmadığı için veremedim. Şöyle veremedim. Ya zaman. Çünkü alttan da yavru büyüyor. Duramıyorum. Uçuruyorum. Uçurunca buna... Yeni umutlarla değil mi buna, sıra gelmiyor. Şimdi buna da sıra gelmiyor derken şöyle eke kuşun antrenmanı biraz zor. Niye zor? Ya şimdi kuşu uçurdun, icabında eke kuşu kaldırdın, çatıya düştü. 3-5 gün düşer. Düşecek de yani çünkü nefessiz hayvan. Onun için mecbur çok da eke kuşa şöyle yönelmedim. Uçurduklarım ekeler var. Sırf onun için izin ayrıldığım 3 hafta. Allah Allah. Tabii uçurduğum kuş var mesela. Yanar döner dediğimiz içeride pala. Pala diyorum mesela. Benim kümesimin baş tacı. Ha bunların... Sırf palayı uçurmak için 3 hafta izin evet, mi ayrıldın abi? Evet 3 hafta izin ayrıldım. 3 hafta. Senelik iznin bitti. Senelik iznin sırf kuş için. Evet. Çocuklar tatile gidelim, denize gidelim, ne bileyim neye gidelim. Olmaz. Ben sırf kuş uçurmak için inanın. Hani kendimi de burada yemin etmenin de bir şeyi yok. Yani ispatlamam, benim geçim kaynağım bu da değil. Hani onun için ayrıldım ve beni çok çok tatmin etti mi etti. Ha, değdi. Değdiyse sorun tabii, yok. Ha, tabii, iyi, tamam o tabii, zaman sorun yok tabii. Abi. Eke, hani bazıları da eke kuşlarımızın oynamadığını aleykümselam. Aleykümselam. Bu Recep arkadaşımız da ara ara bizi seyreder. Recep arkadaşımız da şuradan Soner'cim çekebilirsin. Evet. Şöyle Adil abinin de 2008'de kupa şampiyonudur. Öyle mi? Evet ha. Adil abinin. Şampiyona evet. Denk geldik. Evet. Yani şimdi burada dediğim gibi emek veriyoruz. Emeğimizin de hani karşılanıyoruz ama şu var. Burada birbirimizi kandırmanın veya ne bileyim işte insanların bir şey demesinin hani ya işte benim kuşum çok güzeldi şuydu buydu. İsterdim ki hani kuşum hazır olsa da öyle yayın yapsaydık. Oturup canlı yayını şuradan koyup da seyretseydik. Güzel olurdu. O daha güzel olurdu. Ama dediğim gibi yine eğer hani böyle videoları ekledik ya hani izleyicilerimizin bundan da tatmin olacağını düşünüyorum. Çünkü hayat şartları ortada abi. Evet. Kuşçuluk günümüzde ancak çok fazla vakti olan insanların dört dörtlük layığıyla evet, yerine evet, getirebileceği evet, bir hobi. Evet, evet. Onun dışında da vakti kısıtlı olan insanlar için kuşçuluk yapmak bugün çok zor. Aynen öyle. Çünkü aynen. Bu olay tamamen zamanla alakalı. Bugün de insanlar zamanını geçim sıkıntısı olsun o bu olsun. Tabii. Tamamen evet. İşlerini harcamak durumunda kalıyor. Evet, aynen bu imkanlar öyle. İçerisinde de yapılan gösterilen bu emek bence saygıdeğer abi. Yani. Elde olanla mutlu olmak tabii, lazım. Tabii tabii.
kıymetini bilmek lazım. Aynen öyle. Palayı görelim mi abi? Palayı görelim. Dur şunları bir kapatayım abi. Olur abi, onları alalım içeriye. Şimdi arkadaşlar, bende kırık dediğim, yani Suat abinin kuşlarından bir kendi kuşlarımda kırıkları var. 7-8 tane. Onun haricinde kuşlarımın tamamı Çorumlu Sülük Emmi'nin kuşlarıdır. Sadece o kırık dediklerin? O kırık dediklerim var. Aynen öyle. Onun haricinde. Şu an havadakinin o da kırık. Soyu. O da kırık. O da kırık. Ama şimdi asıl Sülük Emmi'nin kuşlarına mı geliyoruz? Sülük Emmi'nin kuşlarına geliyoruz. Asıl mevzu şimdi başlıyor o zaman. Bu Arap dişimiz. Sülük Emmi'nin kuşlarından. Sülük Emmi'nin kuşlarından. Çorum Sungurlulu. Evet. Arkadaşlar bunu Dikmen'de yenlerim uçurdu. Yakup Hoca ve Erkan arkadaşımız uçurdu. Kupaya bunu mı uçtu? Hayır, yok, kupaya uçurmadı. Evet. Kendimiz seyretmek için uçurdu. Bunun kardeşlerinden de uçurdu. Bunlar bir da kuş peki... 40 saniye bekledik buruttan attı gelmesi ve hiç kanadını kuyruğunu açmadan. 40 saniye atıp 40 mı yaptı? Evet, 40 saniye hiç kanadını kuyruğunu açmadan. Abi o nasıl mesafe? Aynen, çok uzun. 40 saniye boyunca 40 saniye, sadece evet, atım yaptı. Atım, evet, evet. Roket gibi. Aynen öyle. Hemen hemen mesafesi de uzun. Geldiği kadar da gitti. İnan hani bunun kardeşlerinden de uçurdu. Ama tabii onlar bu kuşlara sahip çıkamadılar. Şöyle çıkamadılar. İçinden konuyor dediler. Boş iniyor dediler. Şimdi şöyle, bu kuşlarda şu var. Hepimiz kuşçu. Şimdi boş konan kuş 4 saat uçup da gelip de boş iner mi? İnmez. Yani bana göre bu inme stilidir. Şimdi takla vursa tamam iyidir. Ama zaten takla vurduğu zaman zaten yürüyor namussuz. Ama ha diyeceksin ki Harun'um, bu hepsi böyle mi? Değil. Bunlar da kesinlikle hem yukarıdan takla iner. Ama içinden öyle 4 saat uçup taklasız inenler var mı? Var. Bazı abilerimiz diyor ki hani kuş uzaydan da atsa, fışkırarak uzaya da gitse, taklasız iniyorsa, boş konuyorsa benim için kuş değildir diyor. Sen taklasız konmasının da mümkün olabileceğini, bunun tabii her zaman bir kırmızı bir hata olmadığını mı düşünüyorsun? Düşünüyorum abi? Evet. Tabii. Çünkü şöyle, bir kuş 4 saat havada kalmış. Gelmiş buraya 30 tane sefer yapmış. İnerken yukarıdan gelmiş, perdahlıya perdahlıya inmiş, takla vurmamış. Zaten takla vursa yürüyecek hayvan. Zaten takla vurduğunda yürür. Yürür, aynen öyle. O da onun iniş stili. Yani sen veya burada kuşun o zaman tam anlamıyla performansını değerlendiriyorsun. Her şeyini değerlendiriyorum tabii. Şimdi yani bir kuş uçurdun, buluttan attı geldi buraya, oynadı. 20 tane 20 sefer yapmış. İşte 3 saat, 3,5 saat uçmuş. Gelmiş inerken yukarıdan 20 metreden, 20 metre değil mi? 5 metreden perdahlayarak inmiş. Bunda sıkıntı yok. Bunda ama sıkıntı şimdi yok. Ama tabii bir kuş hani senin yine senin fikrine destekleyici nitelikte söylüyorum. Bir kuş 7-8 sefer yapıp 10 sefer yapıp işte ortalama 20-25 metreleri yaptıktan sonra boş iniyorsa bakın, herhalde o da yetersiz ama. Şöyle, senin şöyle için. Ama bakın şunu anlamamız lazım biz kuşçular. Bir kuşun saatini doldurmuyorsa zaten kuş hazır değildir. Bunu kimseye de çağıramazsın, kimseye de seyrettiremezsin. Kuş saatini dolduracak. Bir saatin üstünde uçacak ki kuşa hazır diyebilesin. Bu da neden? Antrenmandan geliyor. Eğer kaç saatten bir kuş saatini doldurmayıp adamlarla seyrettiremiyorsan zaten o kuş kötüdür. Onu seyretmenin... Taklasız değilse bir onu bir yani isterse 20 takla vursun, bir anlamı yok. Hey, takladı da iyice şimdi, sorun yok. Şimdi kuşu aynen kaldırdı. 40 dakika uçtu. 20 tane yaptı. 10 takla indi. Neye yarar? Yani bir, evet, bir işe yaramaz. Doğru. Benim görüşüm tabii. Öbür arkadaşlara saygı duyarım. Hani ben o sen niye bu kuşu besliyorsun da demem. Benim sadece diyeceğim şu. Arkadaşım güle güle beste. Maşallah der. Geçer giderim. Ya bu bir hobi abi. Herkes kendine göre tabii yapabilir şimdi bu işi. Şimdi ben öyle dediğim zaman Harun şöyle insanlarda da söz hakkı doğuyor. Var mı lan çok affedersin sen de iyisi deyip sana şey yapıyor. Ha senin o anki kuşun vardır var mıdır? Yoktur bilemem. Çünkü adamın kuşuna yorum yaptığın zaman böyle diyor. Onun evet için bir şey diyemiyorum. Bu yani şimdi elimizde tuttuğumuz pala mıydı abi? Pala halası diyeyim. Pala burada mı? Pala burada. Palayı görelim mi abi? Tamam. Şimdi o bahsetmiş olduğun efsane palayı görelim. Bir de onu tanıyalım. Soner'cim bu da Haruncuğum pala dediğim ve bunu yavruluğunda ve ekeliğinde. Ekeliğinde de şimdi bir kuşun altında yavrusu varken uçurdum 21 gün. Şimdi ustalara buradan soruyorum. Şimdi eke kuşu altındaki yavruyu uçurup da kaç gün oynuyor? Yani ben 21 gün uçurdum. 21. günü de artık performansı zaten bitmişti. Yavru üstünde. Yavru üstünde. Yavruya da zaten bakamayıp öldürdü zaten. Hmm, 10. günü yüzünden. Tabii bunun yüzünden. Hem 4 saat uçacak, 5 saat uçacak. Hem buraya gelip oyun yapacak artık 20 sefer, 25 sefer neyse. O yorgunlukla bir de yavruya kusacak ve bu kuş da 3 ay oynayacak. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Öyle bir kuş da yok. Sen 21 günün kaç gününde bunu tam anlamıyla 15 pi- günü, 15 günü zirvesinde. 7 günde söktün. 7 günden sonrası artık düşüşe geçme zamanı. Ve o gün bile en son uçurduğum gibi günde 12 tane atladı. 4 saat uçtu. 4-4,5 saate yakın uçtu. 12 tane atladı. Ve adam gibi de geldi yerine de indi. Ha biraz önce şunu söyledim. Hani bazen kuş boş iniyor muhabbetinde var ya. Arkadaşlar yanlış anlamasın. Şimdi kuşu 4 saat uçurdun. Geldi taklasız perdahlayarak
indi. Şimdi inebilir. Benim için bir sıkıntı yok. Niye sıkıntı yok? Ya kuş zaten takla vursa yürüyecek. Şimdi bu kuşa konucu kuş diyemeyiz. Ha bunu 3 gün 4 gün yapabilir. Yapsın. Benim için bir problem değil. Ama sürekli uçuruyorsun da her gün kuş boşunuyorsa o zaman sıkıntı. Getirdiyse bunu. O zaman sıkıntı. Zaten konucu kuş şöyle olur. Arkadaşlar açarsın kuşu. İnan yerden kümesten kuş çıkartmaya gerek yok. Kümesten aldın uçurdun. Şu tarafa geçtin. Kuş gelir bakmışsın. Dibinde. Ya da sen daha oraya gitmeden kuş gelip iner yani. Konan kuşun tanımı budur diyorsun konan sen. Konan kuşun tanımı bu. Ama 4 saat uçup da hakkıyla, layığıyla en güzel performans sergileyip eğer ona rağmen gelip taklası indiyse bu belli bir süreye kadar mazur görülebilir tabii, diyorsun. Tabii aynen öyle. Aynen. Evet. Aynen öyle. Bu konuda ben izleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum. Lütfen yapıcı eleştirilerinizi ve kendi fikirlerinizi siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir kuş taklasız inebilir mi? Taklasız inen bir oyun kuşu sizce 4 dörtlük bir kuş olabilir mi? Bunu izleyici mesela bu şeyi de tartışıyoruz. Yani. Arap Tuncay abime de buradan selam olsun. Şimdi izleyebilir. Diyor ki bir kuş oynamaya mı geliyor, inmeye mi geliyor? Şimdi Tuncay abi hani senin fikrine saygı duyuyorum ama bir kuş benim gördüğüm, ustalarımdan bildiğim kuş oynamaya gelir. Zaten oynamaya gelir, zımbalar gider. İnecekse zaten affedersin o kuşun şuradan torpil de patlatsan, bir şey de yapsan o kuş iner. Yani inmeme gibi bir şansı yok yani. Bir şekilde iner. İner. Birinci de inmezse ikinci de mutlaka iner. Hadi ürküttün, ikinciye mutlaka iner. Yani kuş oynamaya ayrı, inmeye ayrı gelmez diyorsun. Kuş oynayacaksa oynamaya gelir. Benim gördüğüm, bildiğim 40 senelik uçuruşum. Yani hem damızlıkçıyım hem uçurucuyum. Benim tecrübem bu. Abi bu durumda bir şey çıkıyor. Hiç inmeyecek kuş anlamına geliyor sen hiç. Yani oynamaya geliyor diye. Şöyle. Bir kuşun... Kuşun hiç inmemesi gerekiyor. Ama inmek isterse iner diyor ama yani. Ama saatini doldurduktan sonra inecek. Şimdi ben şu kuşu uçurdum. 21 gün her gün saat 4,5 saat, 5 saat uçar mı? Eğer içinde olmasa zaten hadi bugün yoruldum, ertesi gün de yoruldum, bir hafta yoruldum. 10. gün gelip hiç uçmadan inmesi lazım. Öyle değil mi yani şimdi? Yani evet. Şimdi bu şeyle alakalı yani kuşun geniyle alakalı. Şimdi bakın ben hep bunu da test etmişimdir. Bazı arkadaşlarımız kuş uçuruyor. Altına 2 tane kuş açıyor veya bekliyor. Niye? Kanadını işte kızdırsın bir kendini şey yapsın. Ben de öyle değil kardeşim. Ben kuşu kaldırdım. 2 takla atmaya başladım mı? İnan yeri geliyor. Bir kümes dolusu kuşu açıyorum. Yalvarıyor muyum? Diye. Neden İçin, abi? Ya içinde o kanla alakalı bir şey. Yani daha fazla kendini yormasın diye mi indiriyorsun? Hayır. Şimdi şöyle işe gideceksin. Bir şey yok. Perdahan almamış kuş hazır değil. Kuş seni tatmin etmediği için indiriyorsun. Hayır. Ya yavru daha yeni uçuruyorsun. Antrenman veriyorsun. Hani başlatıyorsun ya. Bir iki takla bir iki takla yapıyor ya. Normalde yavru kuşu hemen kuşu açtın indi ya. Yani açarsın aynen. Kuşlar iner. Ben açıyorum inmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yavru kuş. İnse çoktan yavru da olsa inerdi çoktan. İnmesi diyorsun. Lazım. Aynen öyle. Ona rağmen devam ediyor. Aynen öyle. Ona rağmen oynayan kuşlar. Tabii. Ben gene diyorum. Buradan üstüne basa basa söylüyorum. Bu kuşlar benim kuşum değil. Almancı Kenan'ın Şabo dayı lakabıyla ismi Şabo. Ondan bana geçmedir. Bu kuşlar Sülüken benim kuşlardı. Çorum'da yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Amin. Ama yaşı 90 vardı. Ölmüşse de Allah rahmet eylesin. Belki daha fazladır. Çorum'da da Sülükenmi'yi bilirler. Sungurlu'da. Sülükenmi dediğin zaman Çorum'a. Bakın Ankara'da herkes bu işi yapıyoruz diyorlar ama Çorum'da ne bileyim başka yerlerde daha çok iddialı bu işler. Çorum'daki adamlar şunu yapıyor. Harun'cum sen diyorsun ki benim kuşum oynuyor. Benim kuşum da iyi. Üstüne iddia koyuyor. Hadi kardeşim diyor çıkalım. Gidiyorsun. Sen uçuruyorsun kuşunu. Çıkıyoruz geliyoruz. Ben uçuruyorum. Anladın mı? Öyle çok kupaya falan filan gerek yok. Kendi aralarında kupa kendi aralarında aynen öyle. Ve yenildiği zaman adam da bir daha konuşmuyor yani. Allah Allah. Aynen öyle. O da iyiymiş. Yenilince bir daha. Yani gerçekten. Ya bu iş böyle. Evet. Kuşları şöyle yakından tanıyalım mı? Bak bunun da kuyrukları kalabalıktır. Bu da paladır. Bunun da mesela onun torunu. Belki. Evet, şu pala çok iyi kuyrukları var ya kuşun. Üstte aynı benim bıyıklara benziyor. Soner'im. Aynen şöyle getir abi bıyıklara bakalım beraber. Bak hayatımda ilk kez pala bir güvercin gördüm. Aynı benim gibi bıyıkları var. Soner gel yakından gör şöyle. Yukarı doğru kıvırmış şöyle bıyıklarını. Deminki pala dediğimizin torunu. Evet. Bunlar şu an hali hazırda uçuyor değil mi? Bunlar şöyle. Uçurmuyorum. Damızlık ayırdım kanat kendim. Kesik kesik. He, kesik mi kanat? Şimdi buradaki sıkıntımız şu Haruncu. Şimdi ben buradan şey yaptım. Serçe buradan geçse kuşlarım ürküyor. Ya bahçenin dışına şuraya çıktığı zaman bir daha kuşu içeriden yakalamak sıkıntı. Niye sıkıntı? Kuş sadece şu alanı görüyor. Bundan sonrasını görmüyor. Bak burada şöyle. Şu alan ya şurayı. Arka tarafı görmüyor. Bak neticede kalktı gitti. Hiç yani normalde gelip inmesi lazım biraz önceki kuşun. Evet burada kanadı kesikti kalktı dışarıya yani, düştü. Aynen öyle gitti. Diğerlerinden bir de, devam edelim mi abi? Palanın de, torununu gördük. Gene evet. Gene palalardan yani mesela gene onlardan beyazlar i̇çerisi, var bak. Ha, geniş değil. Biraz içerisi geniş olsa içeri geçelim diyecektim de. Evet. Şurada çöksek abi. Olabilir. Yerde muhabbet etsek şöyle.
Yani bunlar. Bunlar da beyazlar bak mesela. O yanar dönerlerden çıkıyor. Araplardan çıkıyor. Senin o... Demin biraz önceki bıraktığım Arap kırkanatlarından çıkıyor. Buranın hepsi Sülükemi'nin kuşlarından. Sülükemi'nin kuşlarından evet. Burada bakın değişik olan kuş şu. Suat Bektaş'ın kuşlarına giriyor. Bakın şu bozkirli. Bir tane de şurada gene. Bunlar erkek dişi karışık mı abi? Karışık evet. Peki soylarda karışıklık olmuyor mu birbirlerine böyle? Şimdi ben Haruncuğum şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da Suat abinin kuşlarının kırıkları. Anneleri de şu zaten arkadaşım bak. Şu kuş. Bak şu da onun şeyi. Elle görelim mi abi? Şu. Biraz kamerayı göremiyorum. Şu. Aynen. Bak bu böyle kablama bir bozkirli. Suat abinin kuşları bu. Suat Bektaş'ın dediğim kuşları. Kaplama bozkirli. Evet kaplama bozkirli. Bundan da kümeslerinde yani şey olarak 8 tane bilemeden 10 tane var. Ama ha de ki birbirleriyle karışmıyor derken Harun yumurtlayan yumurtaları ben kırıyorum. Hani çok yavru büyütmüyorum. Ha öyle mi? Tabii. He. Hangisinden yumurtlarsa yumurtlasın yumurtaların altına hadi boş ya. Yumurtana koyuyorum ya da kırıyorum yumurtaları. Allah Allah. Gereksiz yavru almamak için. Almamak için evet. Ona göre de kendi istediğini ayrı evet. Eşhanelerde mi eşliyorsun? Evet evet. Var. Eşhane burada tabii, mı? Tabii var. Yan tarafta da var. He. Kendi içeride de şeyim var. Ayrı eşhanelerde bu kendi isteğini bu da. Bu da benim kuşum değil işte. Gene o bozkirlilerden. Evet paçalar falan böyle. Onların güzel. Bayağı bir şeymiş. Ha şimdi bu kuşlar da kötü kuşlar değil. Şimdi abimiz bize ta 1000 kilometre yoldan kuş göndermiş. Şimdi iyi olmasan olur. O bize hediye etmiş. Bize saygı duymuş. Başımızın tacı. Onun içinde duruyor yani. Yoksa hani kuş arayışı olduğumdan, kuş soktuğumdan kümesime değil yani. Abim sağ olsun bana saygı duymuş. Göndermiş. O da duruyor yani. Onun şu paslı dedikleri herhalde değil mi? Göğsünde evet, evet. Şöyle pas var. Evet. Onu bir daha yakından görelim mi abi? Böyle insanların şey olarak da tip olarak evet. Da sevdiği şeylerden şurada da şöyle evet. Göğsünde de bayağı pas da var. Evet pas var. Onun dışında kuyruk falan böyle artık ben de yavaş yavaş Allah evet. Türkiye'de elimde kuş incelemeye başladım. Şöyle arkadaşlar kuyrukları falan görüyorsunuz. Nasıl yapıyorduk abi kuyrukları nasıl açıyorduk? Şöyle tutuyorsun. Ters tutuyorsun değil mi? Evet şöyle tutacaksın. Aynen. Dümen abi bu direksiyon. Evet. Kanatlarda motor. Evet. evet. Evet o zaman yavaştan şöyle dışarı doğru çıkalım. Evet öbür kümese yer bakalım derseniz bir de öbür kümese olur, bakalım. Olur abi öbür gene kümese de bakalım. O Arap dişinin ebe dişinin soylarından gene göstereyim. Yani zaten bendeki kuşların dedim ya hepsi bir kanal. Şöyle dediğim gibi gene üstüne basa basa söylüyorum. Suat abinin kuşlarından bir 8 tane yani benim kuşlarımda kırıkları var. 90 tanesi 80 tanesi sülük emminin kuşları. İçlerinden Arap çıkar, beyaz çıkar, her dumanlı çıkar, yanar döner çıkar. Evet. O zaman abi tamam. Dışarı çıkalım. Yan taraftaki kümesten devam edelim. Evet. Burası da 3. kümesiniz abi. 3. kümes evet. Yine burada da içeri girelim abi uygunsa. Tamam. Bunlar da Soner'cim gene o Arapların soyundan yanar dönerlerden gene pala dediğimizin kuşlarından çoğunlukla hep palanın yavrularından özellikle palayı çok seyrettiğim için ve yavrularından bunun kardeşlerinden çok uçurdu. Şöyle gene diyorum bak bıyıklarını hepsi bir şeydir zaten. Pala olduklarını bıyıklardan mı bıyıklardan anlıyorsun? Bıyık bir varsa de, pala oluyor evet. Bıyık yoksa olmuyor. Bir de kanatları kuyrukları iri kuştur birdir. Hep 14 kuyruktur bunlar bak. Bu da işte palanın yavrusundan ve bunlardan uçurdum çok uçurdum çok yüksek uçarlar. Taklaya tutunuz zaman bir kuş her tutunduğunda taklayı 30 takla 40 takla vurur mu ya? Bulutun içine kadar gidiyor. Öyle söyleyeyim sana. Ve zaten iki tane yan yana iki yanar döneri veya İki dumanlıyı bir araya getirmek şey değil. Çünkü artık ya yukarıda alıcı alıyor ya da artık bulunduğu semti terk ediyor. Yani gelmiyor bir daha. Hmm. Çünkü geçen sene değil ondan önceki sene inanmıyorum abartmayayım size 30 tane kuşum gitti. Kaldırıyorum 3 tane yok. Kaldırıyorum 4 tane yok. Çok uzun çok geniş uçtukları çok için. Hem geniş uçup hem de çok noktaya çıkıyorlar. O seviyelerde de bir yırtıcının avı olmaması çok yani, düşük bir ihtimal evet. Yani. Bakın Soner'cim bu da yanar dönerlerden çıkma. Mesela hani renk diyoruz ya boz dumanlı kirli. Böyle boz dumanlı kirli veriyor. Şimdi bunun altından Arap çıkar hiç şey yapmaz yani. Bir bakmışsın Arap çıkmış. Evet öyle denk geliyor ya. Ha. Beyazların altından Arap çıkıyor. Ha. Arapların altından bak, beyaz mesela, çıkıyor. Bu Arap'ın altından çıktı. Bu da gene aynı palanın dayısından veya halasından çıkma. O dediğimiz kuşlar. Evet maşallah. Bu arada arkadaşlar çok kısa güvercinlerinizin ayağına taktığınız bilezik ve boncuklardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki soy takibi yapmak ve güvercinlerinizi kayıt altında tutmak için ayaklarında bilezik olması çok önemli. Numaralı bilezikler. Bu konuda bir destek almak isterseniz kuşbileziği.com'a danışabilirsiniz. Açıklamalar kısmında kuşbileziği.com ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Evet Savaş abi dedik ki palalar dedik sülük emminin kuşları dedik. Sen evet. Dedim bizzat sülük emmiye gittim sülük emminin oğluna kuşları istedim vermedi bana dedin. Evet. Ama dayım sağ olsun o kuşları benim için aldı evet. Bana verdi dedin. Dayı seni tanıyabilir miyiz bir? Ben Almancı Kenan Ay. Bu kuşları çocukluktan beri hastasıyız. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Yani şu ana kadar beslediğimiz en güzel kuşlardan birisi bunlar. 50 yıldır gördüğün en iyi soylar sülük emminin kuşları. Aynen. Palalar mı özellikle yoksa genel? Pala, zaten hepsi pala bunların. Evet.
kökü pala. Tabii kökü pala. Şimdi biz bu kuşları arkadaşımız seyretmiş, bana söyledi. Ben de gittim. Sevdiğim arkadaşlar kendileri. Bir çit aldım. Çoğalttık, ürettik. Savaş da kendisi de uçurdu. Ben de uçurdum. Yani 50 yıldır en iyisi bu. 63 yaşındayım. Yani bunun daha iyisini görmedim. Görürsem onları beslerim. Evet, yani hala şu ana kadar gördüğüm en iyisi bu diyorsun ama. En iyisi bu. Evet. Tabii muhakkak daha iyisi vardır. Onları da görürsek, seyredersek onlardan besleriz. Evet. Abi emeklerinize sağlık. Umarım ağız tadıyla böyle kendi mutlu olacağınız şekilde. En başta çünkü kuşçunun kendisi tatmin olması evet. önemli. Evet. Umarım böyle kendiniz tatmin olacağınız şekilde en güzeliyle bu hobiye devam edersiniz. Şöyle bir emekliliği de alsan artık abi. Ya emekliliğine EYT'ciyiz. EYT'yi bekliyoruz. Mart'ta sonuçlanacağını söyledi. Biz de Haziran, Temmuz gibi nasip olursa emekli olmayı düşünüyorum. Sırf kuşlar için, kuş uçurmak için emekli olacağım nasip olursa. Tabii nasipten ötesi yok. Vallahi EYT'lilerin derdini biz de dile getirelim diyeceğim de. Hani bizi bürokratlar da, değerli evet. bürokrat abilerimiz de bizi izliyor ama evet. artık bürokrasinin de zirvesine ulaştı EYT mevzu. Evet. Meclise gitmişti artık. Evet. Hiçbir bürokratın da yapabileceği yani bir şey yok. Mart'ı bekliyoruz. Sonuçlandıktan sonra, yasa çıktıktan sonra düşünüyorum emekliliği. Sırf kuş uçurmak için, işte kuşlarla ilgilenmek için nasip olursa olacağız bakalım. İnşallah abi, hayırlısı Aruncum, olsun. Teşekkür ediyorum. Soner'cim sana da teşekkür ediyoruz. Yani ayaklarınıza sağlık. Bizi mutlu ettiniz. Yani buraya geldiniz, bizlerle röportaj ettiniz. Sağ olasın. Erce kardeşimize de aynen teşekkür öyle. Ediyoruz. Ben onu diyecektim. Erce şu an kameranın arkasında görünmeyen bir kahraman. Benim çocukluk evet. arkadaşım. Sağ bizi olsun. Böyle Türkiye'nin birçok noktasında değerli isimlerle bir araya getiriyor. Bugün evet. de Erce vasıtasıyla evet. seninle evet. bir araya teşekkür geldik. Teşekkür ediyorum. Biz evet. de bir araya geldik abi. Evet, ben de burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İzleyicilerimizden de dediğim gibi daha güzel videolar yapabilmek için desteklerini evet, yani bekliyoruz. Kusurumuz da varsa arkadaşlara özür dileriz. Kırıcı bir şey konuştuysak da şeyde kırmamak adına konuşuruz ama iyinin de şeyini söylemek lazım yani. Hakkını diye vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Evet. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.